Evet, durum bu. Dimitri Canakopoulos, sözde başkan. Yok işte mafyaya yakınlığı varmış, bilmem neymiş, şuymuş buymuş. Evimize kadar gelip, evimize diyorum. Evimize kadar gelip kanatana kadar falan diyor. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Bunu Türkiye'deki... Bunun Instagram sayfası var mı? Bir bulsana. Varmış, evet, bir bulsana çocuklar. Bir ekrana koyun bakalım ne yazıyor, ne oluyor. Instagram'da ne var? Hayır ya, bir dakika ama Ertem orada yapıyor paylaşımları. Ha, Instagram'ını mı görelim? Bulun arkadaşlar. Adamın Instagram'ını ekrana bir koyun. Adamın ondan dolayı şimdi yani. Bu herifi seyrettim. Nerede seyrettim biliyor musunuz? Nerede hocam? Hocam Euroleague maçlarına bayılıyorum. Evet hocam. Fenerbahçe ara... Panathinaikos maçında. Hocam bu ara sen de pardon da bunu unutma. Ha. Şu anda tam Obradovic gibisin. Kıpkırmızısın. Biraz niye? Sinirlendin galiba. Yok sinirlendim tabii. Şimdi... Evet kıpkırmızısın bak. Ben bunu şeyde seyrettim. Bench'te. Yani televizyonda seyrettim. Evet. Bu bench'te. Panathinaikos oyuncuların yanında oturuyor. Bench'te. Hareketlerine falan baktım. Sorunlu bir çocuk. Hocam çok özür dilerim. Yani. O patlıcanı koyma sebebi soruluyor. Yani ne oldu diyorlar. Patlıcanı koyduktan sonra Fenerbahçeli taraftarlar haklı yere. Ben olsam ben bir Beşiktaşlı olarak. Ben de derim ki sana ne oluyor diye. Hatta küfür eden bazı isimler olmuş. Yani şimdi bu olan patlıcanı sonra bir elinde koskocaman bir salatalık gibi bir hocam, şey. Bugün koyduğu şempanze var ya. Şimdi şempanzenin. Onun o tamam. Hani çok affedersin adet yerini kapattık tamam, biz. Tamam. Tenasül üzvünü kapatmışsınız. Kapattık. Demek ki adamın bütün mütecavizlikleri seksüel objeler veya cinsel içerikli sebze veya hayvanların şeyi, şekilleriyle alakalı. Şimdi bunu koyuyorum. Hareketlerini izledim. Tuhaf bir çocuk. Derinlerde de bir kırıklık var. Derinlerde. Çocukluğunda, gençliğinde falan. Değil mi Apo? Top mu? İnşaata mı kaçmış topu? Ha, bilmiyorum nereye kaçtığını da. Hocam homoseksüel büyük ihtimalle. Ya bilemem. Bilemem ne? Ama bir kırıklık var. Homoseksüel olabilir diyor. Ha, bir kırıklık var çocukta. Var, hani mafyaya yakınmış falan ama. Türkçesini söyleyeceğim ortalık karışacak söylemeyeyim. Ha. Türkçesini söylemeyelim de şey. Yalnız bana hayır bunların işte. Hepsi tamam. Patlıcanı koydu, gorili koydu, gorili orasını ses kapattınız. Instagram'ını bulun arkadaşlar. Bu çocuk kırılmış. Bu gençliğinde. Sinan abi. Sıkıntı var. Ha. Kaç şimdi takipçisi var okay. Oğlanın? Hepsi okey de. Şu en son cümlesini koysana bana neymiş. Oğlanın kaç takipçisi var? 92.500 mü? Peki bu yorum şeyi kapalı mı bunu? 925.000 mi? Yorum şeyi kapalı mı Kaan? Bizim açıkmış, da. Açıkmış Sinan abi. Ne yazıyor yani yanında? Bunun altına yazıyormuş. İşte bizim Türkler, Fenerler ağırlıkta yani. Türkçe... Sen için demişlerdi, sen ne terbiyesiz adamsın. Bu patlıcan sana bilmem ne olsun falan. Tabii bir gibi. De hayır, bir de şu hocam şeyden sonra diyor şu tehditten sonra sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye'de onun evine gelir ve onu kanata... Ne? Kanatana kadar? 92.500 takipçisi var bunun. Şimdi bak, bunlar ağır terbiyesizlik. Kimse tabii onun ailesine falan söz etmez. Falan ama biz Abdülkerim Durmaz'la eski birer dostuz. Doğru mu Apo? Evet. Bizim bir ortak evimiz var boştur Rumiyet'le. Orada tavla oynarız değil mi haftanın belli günleri? Evet. Eşimiz dostumuz gelir çay kahve içeriz falan diğer günler boş kalır. Hı. İstiyorsa biz bir davet edelim beyefendiyi. Necati adresimi yaz da beyefendi neydi bu herifin adı? Canakopoulos'a adresimi veriyorum. Mr. Canakopoulos. Abdülkerim hocamla birlikte zaman zaman boş tuttuğumuz, zaman zaman eşimizi dostumuzu ağırlayıp tavla oynadığımız bir evimiz var Maltepe'de. İstiyorsan buyur bir görüşelim. Yaz adresi Necati. Maltepe. Başıbüyük Mahallesi. Gelberi Sokak No 26 Taksim 13. Gelmeden bir gün önce hazırlığımızı yapalım. Sen gel misafir edelim. Sakıncası var mı? Adresi bir daha verir misiniz hocam? Tekrar söylüyorum Maltepe. Semt Maltepe. Yok gelsin hocam. Başı arkadaş. Büyük Mahallesi. Gelberi Sokak. Kadıköy 26 daire 13. Evet. İki Maltepe tane İstanbul. Şeyde de var. Yok bu Başı Büyük abi karşıdaki. Karşıda. Evet. Maltepe Başı Büyük Mahallesi. Da var ya Maltepe. Başı Büyük Maltepe'de. Bizim ortak evimiz var Apo'yla. Evet. Efendim oradaki adresimizi verelim. Necati adresle beyefendi ileti verin lütfen. E-mail yolu veya voley üzerinden. Biz bekliyoruz. Şu da olabilir. Ben bu Canakopoulos bu denen kırık arkadaşa şunu da söyleyeyim. He. Şey diyebilir bu hani İstanbul'a gelirse Anadolu yakası zor olursa Maltepe. O bilmez belki ama dedeleri bilir onun. Ataları dedeleri bilir. Böyle Edirne kapıya giriş var biliyorsun. Karagümrük'ün altından doğru. Evet surlar var. Evet. Hani Fatih Sultan Mehmet oradan girip İstanbul'a doğru, geliyor ya. Doğru. Oraya dedeli bu bilmez. Ataları bir dedeleri bilir. Ya da Canakopoulos başı büyük uzaksa o surlardan geçip Karagümrük'e gelsin. Orada sokakta kimi görse Abdülkerim derse gösterir mi? Getirmez mi yanıma? %100. Gelsin.
Kanla manla işi var bu kardeşin. Biz orada güzel hacamat yapıyoruz hocam. Hacamat bilir misin? Bilirim tabii. Buradan değil mi genelde kanalına? Kirli kanalına. Sağlıklı bir durum. Bu arkadaşın öyle bir sorunu varsa biz onu Karayüm'de güzel bir hacamat yapalım. Kan alalım. İsterse o enseden alınır genelde. Hani korkarsa daha narin bir yerinden alabiliriz kanı bu kardeşin. Abi enseden olmaz, beyne yakın. He? Genelde alırlar şuradan. Ama tamam ama beyne yakın. He, şuradan bir... İyi hacamatçılar var mıdır Karagümrük'te? O Karagümrük'ün %80'i hacamatçıdır hocam. Kan alırlar yani. Kan alırlar. Bu kardeşten de gelirse girsin surlardan. Surdan, Edirnekapı surlarından girdin mi sen biliyorsun. Hemen gelsin. Biz bunu ağırlayalım. Bir hacamet edelim buna. Güzel. Sağlığını bulsun bu kardeş. Enseden olmaz ama. Enseden değil hocam. Daha müsait. Tamam tamam. Başka 21, güzel 21. bir yerinden. Sırttan mırttan. Bir yerinden kan alırız bunu. Tamam tamam. Tamam mı kardeşim? Bu kardeş. Bak bak. Hale bak Allah aşkına. Sinan abi.